Teşekkür ederiz. Büyük bir iş yaptı. Çok teşekkür ederiz. Hattımızda çok önemli başka bir konuğumuz var. Kendisi de siz VOB'u kurarken Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'ndı. Doğan Can Sızar hattımızda. Doğan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Tuğrul Bey dinlediniz. Haberimizi izlediniz. Sizce neler oluyor? Türkiye'de sermaye piyasalarının girdiği yeni güzergah hakkında neler düşünüyorsunuz? Efendim bu tartışmalar bugünün konusu değil. Öteden beri bu tartışmalar vardı zaten. Evet. Hatta VOB'un kurulması aşamasında da epey bir tartışma vardı. Yer seçimi konusunda da tartışmalar vardı. Ancak şunu hemen ifade edeyim ki bu bir siyasi tercihtir. Hı hı. Yani Tuğrul Bey de o zaman çok emeğe geçen insanlardan birisiydi. Gerçekten siyasi bir tercih olarak orada kurulması kararlaştırıldı. Kaldı ki lokasyon sorunu yani yer sorunu bu gelişen teknoloji karşısında o kadar önemli değildi. Yani İzmir'de olabilirdi, Antep'te olabilirdi, başka yer olabilirdi. Fakat İzmir özellikle tarım ürünleriyle ilgili bir borsanın yeşermesi, etkin hale gelmesi, gelişmesi için önemli bir yerdi aslında. O bakımdan oraya karar verildi. Siyaseten tercih o yönde oldu. Fakat hemen şunu söyleyeyim. Aslında VOBAŞ'ın kurulması, yani vadeli işlemler ve opsiyon borsasının oluşması, bu piyasanın oluşması 2001 senesi o krizden sonra serbest dalgalı kura geçince hemen gündeme geldi. Çünkü özellikle döviz piyasaları ile ilgili hece etme, risk yönetimi ile ilgili konularda hemen bir karara varıldı ve İMKB'de bir mevcut olan yapı aktif edildi. Fakat esas olan vadeli işlemler ve opsiyon işlemlerinin piyasalarının daha profesyonelce aynen Amerika'da olduğu gibi ayrı bir borsa tarafından yönetilmesi gerekiyordu, yapılması gerekiyordu. O düşüncelerle zaten biz bu kararı o zaman siyasi bir karar olarak da zaten destek bulduğu için evet, vermiştik. Fakat orada hemen şunu tekrar ifade edeyim. Burada tabii tarım ürünleri odaklı lisanslı depoculuk sistemi de oluştuktan sonra tarım ürünleri odaklı bir vadeli işlemler ve opsiyon borsasının işlemlerinin olması ön plana çıkarılması gerekirken tarım ürünleri maalesef ihmal edildi. Hep finansallar üzerinde durulmaya başlandı. Yani dolayısıyla Doğan Bey asli görevini yani olması gereken asli görevi tamamlayamadı diyorsunuz. Sürem bitti ama çok evet, kısaca şu sorunun cevabını almak isterim. Sizce VOB kendi yolunu ayrı bir bağımsız borsa olarak devam etmeli yoksa Türkiye'de bütün borsalar birleşmeli mi? Ne dersiniz? Şimdi şöyle siyasi bir teklif vardır burada. İstanbul'u finans merkezi yapma girişimi vardır. Burada tabii vadeli işlemler borsasının VOBAŞ'ın da edeceği değer iyi bir değerlemeye tabi tutularak aynı çatı altında birleşmesinde hiç sakınca yoktu diye düşünüyorum ben. Doğan Bey çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. VOB'un kurucularını konuştuk. Tuğrul Yemişçi ve Doğan Cansızlar'ı bekledik. Söz yeniden Özlem'de. Evet Kerim teşekkürler. Kerim Kariyer'e teşekkür ediyoruz. Bu konuyu daha çok konuşacağız gibi gözüküyor diyelim. Burada finans merkezine noktayı koyalım. Kısa bir reklam arası.